Böyle üstteki şeyler gitti mi benim hatalar? Bir tane daha var da dur bakacağız ya en son bakacağım. Ne yapıyorsun sen? Çalışıyor mu şu an? Dur. Dur son nokta. Dur. No, bende çalışmıyor. Yani yapamayacağım belliydi daha hiç bilmiyorken direkt tak diye hesap makinesi işine girmek. Şey mi lan yoksa dur burada run and debug vardı. Bu mu? Böyle bir şey yapma değil mi? Tam orada debugger bir şey yapıyor. Ya bir şey mi unutmuş? Unutabilir insanlık hali sorun değil de bir dakika. Ben şimdi bir şey anlamadım. Ay Ela ver ya tamam. Ver bunu da kur tamam kur ne kuruyorsan kur ya. Yok vazgeç kurma dur. Bu konu bitirdikten sonra initialize dedikten sonra ne yapıyor? Hiçbir şöyle bir şey falan yapmıyor bu. Direkt tak diye takır tukur yazıyor. Bu else if'lerde ben bu parantezleri koymadım diye zaten hatalar çözdü. Doğru. Bak, çık şu 60'lara. Onları koyunca da hata veriyor ya. Dur bakalım. Bugün erkenden mi? Yok, hayır. Her gün en az bir saat çalışarak başlayacağım da bu şimdi çok canımı sıktı benim. Yani nasıl yani niye ben de hata veriyor adam da hata vermiyor. Script kısmını tekrar mı yazsam? Tekrar yazmaktan ziyade en baştan bir bakayım şuna. Şimdi 13'e kadar bir bakalım.
Ya görünüşte bir sıkıntı yok gibi. Ama zaten şey belli bir noktadan sonra artık hata veriyor. Hani şu 60'larda. Ama emin olmak için ben şimdi bilmediğim için de, hakim olmadığım için de baştan bir kontrol edeceğim ben şimdi. Function handle şöyle ileri alayım be. Bakayım. Switch symbol parantez açtı. C'yi koydu. Buffer 0, running total 0. Break dedi, case açtı. Tırnak için eşittir koyup 2 nokta. If previous operator null dedi. Return dedi. Sonra parantezi kapattı. Flush operation parse int buffer dedi. Parantezi kapattı. Previous operator null dedi. Buffer running total. Running total 0. 29'a kadar şimdi. Şuralar bitsin. 40, 44'e kadar bakmam gerekiyor. Burada şey yap diyor adam işte. Açıklamada şeyler var ya. Ok, ok falan filan. If buffer length 1 buffer eşittir 0 2 nokta else bu şekilde kapattı buffer eşittir buffer to string 0 buffer length eksi 1 dedi tamam aşağı in break dedi. Şimdi bunları ekliyor değil mi? 38, 39, 40, 41'e. Bak 42'de handle mat symbol. 43'ine break. Buraya kadar doğru değil mi? itibaren ne yapıyor? Function handle mat symbol parantezi kapatıyor. If buffer 0 diyor kapatmış. Return demiş. Yine kapatmışlar. 52'ye constant int buffer parse int buffer demiş. Tamam. Bir şey değil mi? Ben bunları yine de elle yazacağım. Şu neydi lan? Bir dakika aşağı okular. Ha böyle açıp kapatma falan filan var Java kısmında. Güzel tamam. Güzel. Varmış yani. Ben de şimdi öğrenmiş oldum. Ya bunun işim yok ki bunda dur. Şey lazım. Bunları şeye çevireyim. Her bir satıra mı yapmak gerekiyor acaba? Şu değişil olduğuna göre oldu mu olmadı. Neyse dur bir dakika. Ben de sorunlar burada başlıyor. Şuraları tekrar yazacağız. Şimdi hiçbir sorunumuz yokken şimdi yeniden başlıyoruz bakalım. Int buffer. Sonra şimdi if'lere geçiyoruz. If previous operator. Şimdi dur. Else'lere geçtikten sonra oluyor, değil mi? As if dedikten sonra başlıyor sıkıntılar. Sen burayı nasıl yazıyorsun? Dur. Sen şöyle yapıyormuşsun. Gel buraya. Bunun yanına yazıyor, değil mi? Bakalım.
Şimdi bunda hata veriyor ve nerede siliniyor hata? Onu koyup aşağı geçince. Şu an bende de yok ya, şimdi else if açınca olacak. Else if primitive operator eksi ben bir şey fark ettim. Galiba şöyle bir durum var. Bu parantezler galiba unique. Yani sonradan yapınca, ekleyince falan galiba olmuyor. Şu an niye hata vermedi? Bakalım. Dur. Tamam. Peki. Ben bir dakika. Şunu kopyala geri al. Ben cevapların peşindeyim. Az öncekiyle bunun arasındaki fark ne? Ben şimdi bunu öğrenmek istiyorum. Siz şunları, siz. Cevapların peşindeyim. Onunla bunun farkı ne? Şimdi anlayacağız. Şunu ben şuraya alayım. Bununla bunun arasında ne fark var? Ben şimdi onu öğrenmek istiyorum. Bunu burada açtık ya. Bunu en alta mı atmam gerekiyor benim? Peki. Copy paste yapınca mı başlıyor sorunlar? Previous operator'ı yapıştırıyoruz buraya. Onu da bir altı atınca. Geriyle de alakası yok. Sıfırdan mı yaratacağız? Bunu aldım. Buraya attım. Bunu aldım, oraya attım. Hayır, bunu açacak. Dur. Hayır, yer yok. Tam bracketlerle ilgili bilmediğim bir şeyler var, o ortaya çıktı. Ortaya o çıktı. Dur, şimdi niye gitti? Çok enteresan ya. Demek ki böyleymiş. Peki tamam, devam ediyorum.
Hani total. Tamam. Ben bunu Kerem Bey'e soracağım ya. Çok ben bunu merak ettim. Ben bunu ne şekilde araştırıp kime yani nasıl soracağımı bilmiyorum çünkü. Birine hani konuşarak izah etmem lazım bu durumu. Çok merak ettim ya. Bu kafamı karıştırdı bu durum. Bak şimdi bak 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 yine ne olacak burada? Yine işte bak. Pislik pislik olaylar. Şimdi 72'deki nerede? Kendim bir tane açıp kapatayım. Dur bura niye böyle? Dur 64, 65, 66, 60. Ne? Ha, tamam. Haydi buyur. Haydi buyur. Peki şunları sil Volkan. Sıfırdan kendini yarat. Şunu al. Şunu tamamını aşağı at. Dur tam tersi olacak. Evet, demek ki böyle bir şey varmış. Aha. Dur, bir dakika dur. Dur, çalışıyor hesap makinem. 11 artı niye orada sıfır yapıyor? Tamam. 21 C 99 çarpı 2. Aa çarpıda sorun var. Dur bak. Önce bir test edeyim hepsini. 33 artı 2 65. Tamam. Sil. 33 eksi 2. Dur. Toplamada sorun yok. Çarpıda var. Toplama ve bölmede sorun yok. Çarpıda ve çarpmaya çıkarma da var. Peki. Şunun bracket'ı yok. Dur. İşte hatayı verme bana. Verme. Şimdi 2 artı 2 4. Şimdi 2 eksi 2 dur. 3 eksi dur. 6 çarpı 6 bölü 2. Hala şey çarpma ve çıkarmada hata var. Şu kodun en sonunda bir inelim bakalım. Ben nerede ne sıkıntı yaşadım. Önce bu ne yapıyor bakalım. Oldu. Bu aynı sıkıntı yaşayacak mı şimdi? 9, 9, 99. 88. Dur bakayım. Bunda çarpma da çalışıyor. Tamam.
Dur, çıkmıyor yukarı, bekle. Şu function int'e bakmam gerekiyor benim şimdi, çok dikkatli bir şekilde. Burada bir sorun görmüyorum. Geri döneyim. Şimdi burada ne oluyor? Function handle number string bracket if buffer sıfır kapat onu buffer number string else de buffer plus equal number string kapat. Burada tamam. Burada mı sıkıntı acaba? Tamam, şimdi kurcalama vakti başlıyor. Ben ne demiştim? Çarpmada sorun var demiştim, değil mi? Şimdi önce çalışan bu neydi? Bu da çalışmıyor o zaman. Dur bir dakika. -55 artı 2 57. Şimdi peki ben bu artıyı buradan silersem ne olacak? 55 artı 2 55 çalışmıyor. Tamam. Eksi olarak şu sembolü mü kullanmalıyım? Şimdi bu ortaya çıkacak. Bak oradan seçti, oradan seçmedi. Olabilir. 55 eksi 2. Hayır. Çalışmıyor. Peki bunu eksi, bunu artı yaparsam ne olacak? O çalışan hücredekine. 55 artı 2, 53. Bu niye ne yapıyor? Ama 55 eksi 2 bunu yapmıyor. Buradan şeylerini de değiştireyim. Bunu eksi, bunu artı yapayım. Şimdi dene. 55 artı 6 60. Tamam. 88 eksi yok. Şimdi nerede hata olabilir acaba? Şimdi evet adamda da bir bug varmış. Yukarı çıkıp düzeltmiş de. Çarpma ve çıkartma değiş hata. Bu sembol. Bu ne? Dur. Şurada bir yerde var mı? Şimdi bunu anlamaya çalışalım. Bunu bununla değiştirsem. Ah dur bir dakika. Ama şey oldu dur. Sıfırlıyor ama yine 44 yapıyor. Oo yalnız hakikaten onları kullanmak gerekiyormuş be. Ay dur. O zaman çarpmada da onu kullanayım. Şimdi 22 çarpı 2 işlemin sonucunu vermiyor. O zaman bu sembolleri de orada kullanacağım ben. Bu şimdi seçilirken şurada da seçili mi? Değil. Şimdi bakalım. Yes. Hakikaten sembollermiş ya. Ve bu benim kodlamadaki ilk başarım o zaman. İşte sembollerin kendileriymiş. Ya en azından hani hatanın nerede olabileceğini mantık yürüttüm, buldum.
Eksi olmuyor. Eksiği de alttan alacağım. Eksiğin olmuyor. Lan niye çarpıyı seçiyor bu? Artı artı eksi. Aa. Yo, eksi burada. Artı artı eksi eksi çarpı çarpı. Bu da oldu. Hesap makinesi yaptım. Cidden yaptım. Dur bakayım şimdi bu adam ne yaptı ileride? Vallahi yaptık. O da mı sembollerle ilgili sıkıntı yaptı, yaşadı acaba? Silme işi yok onda değil mi? Şey bende yok. Bakayım. Hı. Neyi değiştiriyor? Merakla bakıyorum şu an. Ne yapacaksın sen? Değişik ne yapacaksın? He? Substring yaptı. O yüzden mi bir tane siliyormuş? Ama zaten dur, ben de şey dolmuyor. Ben onu da değiştireyim. Ben de silme dolmuyor. Ehe. Sembolü nerede kullandı bu adam? Bu zaten onun dışında bir şey yok mu? 9, 99. Aynen tamam. O zaman ben de onu substring yapacağım. Neredeydi o? Hmm. 35 if geri silindiğinde buffer 0 else de buffer substring. Bir şey değil mi? Ben bugün kapatıyorum. Ya şimdi bu mutluluğumun üstüne bir şey yaşamayayım ben böyle bir hani. Bu neymiş? Tamam böyle olmasına rağmen yine de onda çalıştı. Mutluluğun üstüne ben şimdi bir şey yaşayıp da bir şey olmak istemiyorum. Ben dışarı çıkayım. Bugünlük böyle olsun. Mutluyum. Keyfim yerinde. Dur tam 30 dakika olsun bari. Başardım artık. Hesap ya önemli olan yapması değil. Önemli olan şey yapması ya. Müdahale edebilmem. Yoksa kod ne? Bir yerlerden bulunur, kopyala yapıştır yapılır, yine yapılır falan da. Müdahale edebilmek önemli bence. Değiştirebilmek. Ama evet. Bugün de böyle yarım saat olsun. Başardım, mutluyum.